İstanbul Avrupa yakasında tarihi yarımadada bulunan Şerefiye Sarnıcı'na ulaşım gayet basit. T1 tramvay hattına binip Sultanahmet veya Çemberlitaş durağında indikten sonra Sultan II. Abdülhamit Han, Sultan II. Mahmut ve Sultan Abdülaziz türbelerinin bulunduğu kompleksin tam karşısındaki sokaktan girerseniz doğrudan Şerefiye Sarnıcı'na ulaşırsınız. Metal ve cam kaplamasıyla hemen dikkat çeken sarnıcı bulmakta hiç zorlanmayacaksınız. ...1500 yıldan daha yaşlı olan sarnıç, 8 yıllık restorasyon sürecinin ardından 2018 yılında hizmete açıldı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen sarnıca giriş ise ücretsiz. Ayrıca sarnıçta bir de asansör var. İçeri girer girmez diğer sarnıçlardan farklı olarak gayet güçlü aydınlatıldığı dikkatinizi çekecek. Loş ve kasvetli bir atmosferden oldukça uzak. Ayrıca havası da gayet ferah. Rutubet ve kötü koku ile karşılaşmıyorsunuz. Sütun ve sütun başlıklarının çelik konstrüksiyonla depreme karşı güçlendirilmiş olması da dikkatinizi hemen çekiyor. Burada ışık problemi olmadan harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Sarnıcın büyüleyici atmosferine kapılıp buradan çıkmak istemeyeceksiniz. Taşıyıcı sütunları eski Yunan ve Roma yapılarından alıp bu sarnıçta kullanmışlar. Buna spoyla da deniliyor. Tarihine gelecek olursak, Şerefiye Sarnıcı ya da diğer adıyla Theodosios Sarnıcı M.Ö. 428 ve 443 tarihleri arasında inşa ettirilmiş. Bugünkü adını Sarnıcı inşa ettiren Bizans İmparatoru 2. Theodosius'tan alıyor. Ancak Bizans yani Doğu Roma döneminde kullanılan Sarnıcın gerçek adı hala bilinmiyor. O dönemlerde de büyüyen İstanbul'un artan su ihtiyacını karşılamak için Belgrad ormanlarından getirilen suyu bir yerde depolamak gerekiyordu. Bunun için de bu sarnıç inşa edilmişti. 45 metreye 25 metre ebatlarıyla İstanbul'un büyük çaplı ilk sarnıcı olarak da biliniyor. Artan su ihtiyacını karşılamak için bu sarnıçtan sonra daha büyük olan 1001 direk sarnıcı inşa edilmiş. O da yetmeyince daha da büyük olan Yerebatan sarnıcı inşa edilmiş. İnşa ettirilen bu sarnıçlar ise suyun daha etkili dağıtabilmesi için yer altından birbirine bağlanmış. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız seviniriz. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol gezmeli günler diliyoruz.